Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Teknoloji Oku yorum programının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bildiğiniz gibi geçen hafta biz iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak bilinen cep telefonuyla ilgili bilgileri anlattığımız bir bölüm yapmıştık. Bugün ikinci programdayız. Bugünkü konumuz ise geçen hafta duyurulan ve cep telefonlarına gelen %1 oranında Kültür Turizm Bakanlığı vergisi. Evet. Ne diyorsun Osman? Şimdi geçen hafta bir vergimiz daha oldu. Evet. Öncelikle eksik de azdı zaten. Yani, baktılar, İyi oldu. Çok az olduğu için dediler ki %1 oranında bir vergi daha getirelim. Öncelikle şunu açıklayalım. Bu vergi nedir? Yani neden geldi? Arkadaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı daha önce bu USB, DVD, CD gibi kayıt yapabilen cihazlardan %1 ile %3,5 oranı arasındaydı sanırım. Bir vergi alıyormuş. Bu verginin telefonlara da yansıtılmasına karar verilmiş. Dolayısıyla artık telefonlardan bir de %1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı vergisi alınacak. Tabii bu %1 çok bir şey arttırır mı diye soracak olursanız arttırmaz. Günün sonunda baktığınızda telefonlardaki vergiler toplam fiyattan ziyade ana fiyat üzerinden alınıyor. Atıyorum siz bugün iPhone için 10 bin lira para veriyorsanız aslında o vergiler onun işte 5 bin 6 bin gibi bir giriş maliyeti var. Onun üzerinden hesaplanıp alınıyor. Evet. Dolayısıyla 5000 liralık bir telefonda bile baktığınız zaman %1 çok küçük bir rakama denk geliyor. Ya şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Hatta bizim sağ olsun Habertürk.com'dan Necdet de bir tablo çıkarmış. Ondan da faydalandım ben. 1000 liralık bir telefon için ne kadar fark ediyor? 18 lira fark ediyor arkadaşlar. Yani 18 lira zam gelmiş oluyor. Evet. 5000 liralık bir telefon için de bu rakam 97 lira. Yani 100 lira diyebiliriz. Yani telefonun fiyatına göre değişiyor bu oran tabii doğal olarak. Ama 1000 liralık bir telefonda 18 lira olurken işte 3000 liralık telefonda 58 lira, 5000 liralık telefonda da 100 lira fark ediyor. Benim kişisel fikrim üreticilerin hiçbirisi bunu telefonlara yansıtmaz gibi geliyor. Yani 5000 liralık telefon alan birisi için de 100 lira daha koymak bence üreticiler evet. Bunu yansıtmaz gibi geliyor bana. Yansıtmayabilirler. Yalnız şu aralar ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Döviz kurları hayli yükseldi. Genel olarak bakıldığında Euro 7'yi geçti. Dolar da 6.25 bandına dayandı. Dolayısıyla bu fiyatlar dolar 5.70 civarlarındayken aynıydı. Ben yakın zamanda pek çok akıllı telefon üreticisinden bu döviz kurlarıyla odaklı bir zam bekliyorum. Bunu belirteyim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum ama. Ya şöyle bir durum var. O konuya ben de katılıyorum. Ben belki bilenler biliyor geçtiğimiz Kasım ayında, Aralık ayında bir fotoğraf makinesi almıştım. Hatta şu anda o videoyu da onunla çekiyoruz. Canon EOS RP ile. O dönem aldığımda 7000 liraydı o makine ve dolar kuru da 5.7 falandı. 5.8, 5.7 civarındaydı. Şu anda bu makine 8200-8300 lira civarında ama dolar 6.2. Yani çok büyük bir kur artışı olmamasına rağmen yine fiyatlar arttı. Aynı durumun yavaş yavaş telefonlarda da bence olacağını düşünüyorum. Neden hemen olmuyor onun da sebebini söyleyeyim. Şimdi Türkiye'ye girmiş olan bazı modeller var ama o modeller zaten giriş yaptığı için bu zamlar yansıtılmıyor hemen. Onu da söylemiş olalım izleyicilerimize. Fakat yeni gelen modellerde, yeni geldiği zaman işte hem kur artışı olacak, hem vergi artışı olacak. Bunların bir şekilde birbiriyle karıştırılıp zamlanması konusuna katılıyorum. Artı bir de şöyle bir sorun var biliyorsun. Koronavirüs meselesi de var. Evet, koronavirüsten dolayı bir tedarik sıkıntısı yaşıyor şu anda bütün üreticiler. O fabrikasını kapatan oldu, başka ülkeye taşımaya çalışanlar oldu ama tabii bunlar çok büyük operasyonlar. Öyle hani ofis taşımak gibi, ev taşımak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun da bir etkisi olacak. Yani önümüzdeki dönemde hem Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlardan ki bu vergi meselesi Türkiye'ye özel bir durum bu arada. Yani Türkiye'deki satışların çok olmaması, daha doğrusu cari açığı kontrol altında tutmak için ne yazık ki otomobilde de aynı sorun var şu anda. Telefonda da aynı durum söz konusu. Böyle bir kararı uyguluyor devlet hükümetimiz. Ama dünyada da bir çalkantılar var. Başka sebepler. Koronavirüsü var, şusu var, busu var. O bakımdan fiyatlar ben de artar gibi düşünüyorum. Bir de şunu da hatırlatalım arkadaşlar sizlere. Şu anda telefonlardan %25 ile %50 arasında ÖTV alınıyor. Bu %25 ile %50 neye göre değişiyor? Eğer alacağınız telefonun ham fiyatı 640 liraya kadarsa yani giriş segmentinde bir telefon alıyorsanız %25 ÖTV ödüyorsunuz. 640 ile 1500 Türk lirası arasındaysa %40 ödüyorsunuz. 1500 lira üzerindeki modeller içinse %50 ÖTV ödüyorsunuz. Bu ÖTV'yi ödedikten sonra %18 KDV ödüyorsunuz. Bunu da ödedikten sonra %10 da TRT payı ödüyorsunuz. Bir de üstüne işte şimdi %1'lik Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi geldi. Dolayısıyla telefonlarda yüklü bir vergi söz konusu.
İşte dışarıda atıyorum Apple 999 dolara tanıttığı telefonu onunla çarparak Türkiye'ye getirmesinin en büyük etkenlerinden birisi de bu diyebiliriz. Tabii burada kar payını da ne kadar koyduğu önemli. Çünkü baktığın zaman Çinli telefon üreticileri 10'la çarpıp getirmiyor. Atıyorum adam 100 dolara dışarıda tanıtıyor. Ülkemizdeki fiyatı da işte 700-800 lira oluyor. Belki biraz daha fazla oluyor. Ama direkt 100 dolar. Türkiye'de de 1000 liraya satalım, 1500 liraya satalım gibi bir mantık değil. Ama son dönemde ben özellikle böyle kendisini premium segmentinde gören markaların fiyatlarını çarpıttığını düşünüyorum. Yani biraz yüksek mi satıyorlar yüksek diyorsun? Satıyorlar diyorum açıkçası. Zaten bu biraz aslında benim şahsi fikrim Apple'la başlayan bir dalgaydı. Yani evet. Apple yıllardır öyle satıyor zaten. Hani diyor ki benim ürünüm budur, fiyatım budur. Ama şimdi dediğin gibi mesela bakıyoruz ki bazı markalarda mesela Samsung'da. Evet. Özellikle Samsung geçen sene bunu başlattı benim gördüğüm kadarıyla. Yani geçen seneye kadar nispeten Amerika fiyatları korunuyordu. Hatta onunla ilgili bir dönem bir video çekmiştik. Onu da yukarıdan şimdi linkini veririm. Samsung da şey yapmaya başladı artık. Mesela Huawei öyle yapmıyor. Huawei'nin hani daha uygun bence. Daha uygun ama Samsung Amerika'daki fiyatını neredeyse onunla çarparak ya da işte 8'de 9'da çarparak getirmeye başladı. O da birazcık hani ben de premium markayı mı demek istiyor hatta artık bilmiyorum. Onun da üzerine çıkıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsun yeni S modellerini tanıttılar. Evet. Bir de Flip Z modeli tanıtıldı. Şey daha doğrusu Z Flip modeli tanıtıldı. Katlanabilir ekran falan. Dışarıdaki fiyatı 1400 dolar civarındaydı. 1300 küsür dolardı. Ben Türkiye fiyatını açıkçası hani 11.000, 12.000 seviyesinde bekliyorum. Fakat açıklanan fiyata baktığımız zaman 14.000 liranın da üzerinde bir etiketle karşılaştık. Bu beni gerçekten şaşırttı. 10'la çarpmak tam da öte bir etiket. Bu Samsung Türkiye'nin yaptığı enteresan bir fiyat politikası bence. Yani bir algı mı üretmeye çalışıyorlar burada? Yani biz premium markayız. İşte Apple o fiyata satıyorsa biz de satarız. İşte de öyle değil ama. Yani Apple gitti, evet. Apple bile hani biliyorsun geri adım atmaya başladı artık o kadar çok. Ha, tamam yine amiral gemisi telefonları pahalı ama alternatif anlamında Türkiye'nin alım gücü vesairesini gördükleri için ona göre bir geri adım atmaya başladılar gibi geliyor bana da. Ki işte o bizim konuştuğumuz iPhone 9 hikayesi de biraz öyleydi. Hani Samsung'un satabilir mi? Açık piyasa sonuçta serbest piyasa ama. Yani ben çok sanmıyorum açıkçası. Bir de Samsung'un şu huyu var. Orta segmentteki fiyatları da yüksek. Yani bakıyorsun Çinli üreticilerin orada çok daha makul, çok daha ucuz alternatifleri mevcut. Evet. Ama onlar biraz üst perdeden satıyor ve bu yüzden son dönemde ben takip ediyorum müşteri kitlesini kaybetmiş durumda Samsung. Herkesin elinde şimdi bakıyorum Huawei, Oppo, Xiaomi. Yani Çinliler geldi. Kimsenin ismini bile bilmediği telefonlar şimdi Türkiye pazarına hakim olmaya başladılar. Bu da neden kaynaklanıyor? Uygun fiyatlardan ve Samsung'un bu uygun fiyat politikasına ayak uyduramayıp fiyatlarını hala üst segmentlerde tutmasından sanıyor ki hala ben bu piyasada tekim, işte başka kimse yok ama artık öyle değil. Pek çok Çinli üretici var. Bunun da farkına varması lazım bazı isimlerin. Evet arkadaşlar, Teknoloji Oku Yorum programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bu programda birazcık yeni gelen vergiden, %1 oranındaki vergiden bahsetmeye çalıştık. Ayrıca bazı markaların premium cep telefonlarının, amiral gemisi modellerinin fiyatlarının yüksek olduğu gibi bir konuya da değinmiş olduk aynı zamanda. Konuyla ilgili görüşleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuda, yeni bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.